İyi akşamlar sevgili seyirciler. Yine bir Profesör Doktor İzzettin Doğan'la Gündem Özel programında sizlerle birlikteyiz. İnancımıza dair, gündeme dair her şeyi bu programda konuşmaya devam ediyoruz. Bugünkü konuları hemen aktarıyorum sizlere. Alevi yurttaşların verilmeyen haklarını konuşacağız. Her zaman olduğu gibi bu konuyu dile getireceğiz. Yeni anayasa çalışmaları var. Yeni anayasadan Alevi yurttaşların beklentileri nelerdir? Genel bütçeden Alevilerin hakları verilmiyor. Yine bu konulara değineceğiz. Gündeme dair birçok konuyu bu programda ele alacağız. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz, daimi konuğumuz Cem Vakfı Genel Başkanı ve Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Onursal Başkanı Profesör Doktor Sayın İzzettin Doğan. Hocam hoş geldiniz. Merhaba Ertemciğim. Nasılsınız hocam, iyi misiniz? Çok şükür siz de iyisiniz Biz inşallah. de iyiyiz, teşekkür ederiz. Allah'a dikkat etsin. Hocam gündem yoğun. Maalesef işte görüyoruz bu işte videolar yayınlanıyor. İşte hükümetle alakalı. Gündemimiz bayağı yoğun. Ama ben Alevi yurttaşlarla ilgili başlamak istiyorum her zaman olduğu gibi. Verilmeyen haklar var Alevi yurttaşların. 2016 yılında alınan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından alınan Alevi yurttaşlarının hakları var. Bunlar hala verilmiyor. Bir mafya lideri bile bunu dile getiriyor ama hükümetten herhangi bir ses yok. 5 yıl geçti üzerinden bu haklar verilmiyor. Şimdi uluslararası kuruluşlar da herhalde bu konuyu da dile getirmeye başladılar. Neler söylersiniz hocam? Size gelen tepkiler nelerdir? Size gelen istekler nelerdir hocam? Çok teşekkür ederim. Evvela bizi dinleyen herkesi her zamanki gibi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Gerçekten bazı şeyleri insanlar yani ne kadar birikimleri olursa olsun izah etmekte zorlanıyorlar. Bunların bir tanesi de Türkiye'deki yönetimin 2000 yılından sonra bir yükselme dönemi kısa bir süre de olsa 5-6 yıl geçirdikten sonra tamamen uykuya dalması, yani hangi anlamda Mustafa Kemal'in temellerini attığı ve Cumhuriyet değerleri olarak bilinen ve gençliğe emanet edilen bu değerlerin korunacağı ve bugünkü toplumun erişmiş olduğu düzeyin üstüne çıkabilecek olan bir eğitim sistemiyle birlikte yeni bir nesil yetiştirmek ve artık Osmanlı İmparatorluğu'nun devamı olarak değil, yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak kuruluş felsefesine uygun bir biçimde hayata atılmış oldu. Ve bu alanda da büyük ilerlemeler kaydetti. Yani dünyanın en lider geçinen insanların dahi 40-50 senede başaramadıklarını Mustafa Kemal Atatürk 23-38 arasında, yani Cumhuriyet'in kuruluşu ve kendisinin hakka yüründüğü tarihi olan 38 arasında 15 yılda gerçekleştirdi. Yani altyapıyı tamamen yıkılmış 600 yıl yaşadıktan sonra batılı ülkelerin, sadece batılı ülkelerin, tüm emperyalist ülkelerin hücumuna uğramış olan ve karşısında adeta bir blokun oluştuğu ve hedefleri Osmanlı İmparatorluğu'nu parçalayıp parça parça kendilerine ilhak etmek olan bir dünya anlayışında, dünya yönetiminde Mustafa Kemal Türk halkına kendisini sevdirterek, tanıtarak, onun güvenini kazanaraktan ölümü göze almak suretiyle, düşünün Galatasaray Lisesi'nin son sınıfı tümüyle Çanakkale'de çarpışmak üzere Mustafa Kemal'in yanında gittiler ve şehit oldular. Ve onların isimleri de Galatasaray'ın giriş kapısında güzel mermer bir tabelada yazılıdır. Bütün o şehit düşen öğrencilerin. Öylesine inandırmıştı halkı kendisine. Halk öylesine seviyordu, yaptıklarına güveniyordu. Ama Türkiye'nin, Türklerin daha doğrusu büyük bir şansı oldu. Mustafa Kemal bunu tüm emperyalist ülkelere karşı mazlum milletlerin sesi olarak o ışığı yaktı ve o ışık parladı. Sonunda işte bugün gördüğümüz Türkiye Cumhuriyeti Devleti
bugün dünyaya işte biz dünya lideriyiz diye ortaya çıkanlar nerenin lideri? Atatürk Cumhuriyeti'nin liderliğine oynuyorlar en azından. Onu ima etmek istiyorlar herhalde. Şimdi böyle bir noktadan görülmesi gereken neydi? Bu savaşı, yani Cumhuriyeti kuran düşüncenin, felsefenin içinde ne vardı? Kim ki bu ülkenin yararı için, bağımsız bir ülke olarak yaşaması için kanını vermişse, canını vermişse, nesi var nesi yoksa onu vermişse, onların tümünün altını 50 defa çizmek istiyorum. İster Alevi olsun, ister Sünni olsun, ister Şafii olsun, ister Hristiyan olsun, ister Musevi olsun, ister son zamanlarda söylendiği gibi Sebataist olsun, ne olursa olsun. Hepsi Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlar önünde eşit yurttaşlarıdır. İlkesini ve tılısımlı kelimeyi Mustafa Kemal Atatürk getirerekten ve bunun da ilerideki gelişmelerini Türk gençliğine emanet ederek herkes gibi fani bir insan olarak o da zamanı gelince Tanrı'ya doğru yürüdü, Hakk'a yürüdü. Şimdi burada inanılmayan şey şu bana göre, yani düşünüyorum yahu ne oldu da, nasıl oldu da bir devlet yönetiminde insanların kanun önünde eşitliğinin, yurttaşlarının yani ırkı, dini, rengi, cinsi ne olursa olsun, kadın, erkek fark etmeksizin yasaların önünde eşit olduğunu, eşit muameleye tabi olduklarını söyleyen ve bunun devletin temel felsefesi olarak 10. madde adı altında düzenlenmiş olmasına rağmen nasıl oluyor da bir devleti yönetmek üzere gelen hem de demokratik yollarla, seçimlerle, halkın oylarıyla gelip bu devleti ben yöneteceğim iddiasında bulunanlar bu gerçeği nasıl görmüyorlar ya da neden inkar ediyorlar? Ya da inkar etmeseler bile neden o vatandaşları kanunlar önünde eşit muameleye tabi tutmuyorlar? Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? Bu nasıl bir zeka tutulmasıdır ki yurttaşlarının o devletin kuruluşunda her kim olursa olsun hiçbir renk tanımaksızın, hiçbir farklılık göstermeksizin, hiçbir din, iman vesaire gibi konularda ne olursa olsun söz konusu olmaksızın bir imtiyazın hepsinin kanunlar önünde eşit muameleye tabi tutulmasını ortaya koymak suretiyle yaratılan bir barış havasını, insanların birbirini severek, dayanışma içine girerek hepsinin amacının artık bu ülkenin esenliğe çıkmasını sağlamak ve çocuklarımızın daha iyi şartlar içerisinde büyüyüp eğitimlerini tamamlamaları ve sadece kendi ülkelerine değil, insanlığa hizmet edecek düzeye yükselmelerini sağlamak var iken nasıl oluyor da halkın oyuyla gelen siyasetçi grubu ülkede bir takım ayrımlar yaparak vatandaşlar arasında sen Alevisin, evet, Aleviysen o zaman kusura bakma, Alevi olduğun için sen Diyanet işlerinin hizmetlerinden yararlanamazsın. Niye? Çünkü Diyanet Sünni bir Diyanettir. Ya nasıl oluyor? Peki 10. maddeyi nereye koyuyorsunuz? Anayasanın temel hükmünü nereye koyuyorsunuz? Ha, diyelim ki öyledir. Nasıl olacak peki o birlik bütünlük? Hani şeyde mangalda kül bırakmıyorsunuz sahaya çıktığınız zaman seçim konuşmalarında? Türkiye birlik bütünlük, işte o birlik bütünlük içinde aya kadar biz de gideceğiz, yakında şeyimizi atacağız diyorsunuz. Nasıl oluyor da 25-30 milyonu aşan bir kitleyi, Aleviler dediğimiz, yani Ehl-i Beyt'in İslam anlayışını benimsemiş olan böylesine büyük bir kitleyi nasıl oluyor da siz toplum dışında kabul ediyorsunuz? Toplum dışına itebiliyorsunuz. Bu nasıl bir kafadır? Yani hakikaten Türkiye'de yönetici sınıfın mutlaka vatandaşlar tarafından tedavi edilmesi gerekiyor. Bu bir tedavi sorunu artık. Çünkü bu kadar basit bir gerçeği
görebilmek için siyaset bilimci ya da filozof ya da üniversite profesörü olmaya gerek yok. Yapılmış size her şeyiyle verilmiş olan ve bağımsız bir müstakil ülke teslim edilmiş. Ve denmiş ki kardeşim siz imparatorluk döneminde belki şeyleriniz farklıydı. Renkleriniz, dinleriniz, mezhepleriniz içinde her türlüsü vardı. Koca bir imparatorluk 25 milyon kilometre karede hükmediyor. 25 milyon. Bugün Türkiye 778 bin kilometre kare. Demek ki en az nereden bakarsanız bakın kaç misli Osmanlı İmparatorluğu bugünkü Türkiye'nin? 1 milyon diyelim Türkiye. En az 25-30 misli büyüklüğünde bir imparatorlukta her türlüsü olacak insanların. Değil mi? Siz gidiyorsunuz Arabistan'a gittiğiniz zaman tabii ki Araplar da gidiyor. O işin içine dahil olacak. Siz Kuzey Afrika'ya gidiyorsanız, Kuzey Afrika'da tabii ki Berberler de bu imparatorluğun sınırları içinde olacak. Siz kuzeye doğru gidiyorsanız, tabii ki Balkanlardaki insanlar da Arnavut'u, bilmem Gürcüsü kuzeye doğru gittiğiniz zaman Kafkaslara, Kafkaslarda yaşayan toplulukların hepsi bu imparatorluğun içinde ve siz bunların hepsinden bir ortak hamurla 10. maddeyi koyuyorsunuz. Diyorsunuz ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını kabul eden herkes Türktür ve Türk kanunlarına tabidir. Binaenaleyh aralarında hiçbir ayrım yapılmayacaktır. Evet. Yani oradaki Türk kelimesi bir ırkı ifade etmiyor. Bir iradeyi ifade ediyor. Birlikte yaşama, birlikte sevilme, birlikte mücadele etme ruhunu yaratıyor. Bu bir milletin yeniden oluşturulması projesidir. Ve o proje başarıya ulaşmıştır. Ama o başarıya rağmen dünya politikasındaki değişiklikler, Almanya'da Hitler'in yeni bir teori ortaya atarak, üstün ırk teorisini ortaya ataraktan Cermen olmayan, Cermen ırkından olmayanların düşük ırklardan binaenaleyh tüm insanlığı oraya doğru o kendisinin tanımladığı ırka doğru yürümek gerektiğini söyleyen yaklaşımı bir dünya savaşına neden oldu ve 77 milyon insan öldü. 77 milyon. Bunu hangi tarihte? 1939'lardan bahsediyoruz. 39-40 desek 2021'deyiz değil mi? 61 küsür sene önce. 61 küsür sene öncenin 77 milyonunu düşün. Bugün yaşasaydı bu insanlar herhalde yani nüfus şeylerini hesaba kattığınız zaman belki dünya nüfusu bugün 7.8 milyar değil de belki 10 milyar, 11 milyar olacaktı. Şimdi bütün bunlara rağmen ki bu gerçekleri yani insanlara ortaokullarda da öğretirlerdi. Biz şahsen ortaokulda öğrendik. Yani bütün bu gelişmeleri, vatandaşlık duygusunu, vatandaşlık diye de bir şey de vardı. Yani bir dersimiz de vardı. Peki ama nasıl oluyor da insanlığın daha ileri gitmesi gerekirken daha çağdaş, daha genel uluslararası topluma aykırı düşmeyecek şekilde, o gelişmelerin gerisinde kalmayacak şekilde beraberce en azından paralel olarak gidemiyorsan beraberce yürümeye çalışmak varken nasıl oluyor da siyasi partiler Türkiye'de seçimden seçime bakıyorsunuz. Her türlü birlik nutkunu atıyorlar. Ama uygulamada Alevilere, efendim Alevi olanlara, başka da birisini söylemiyorlar. Alevilere böyle bir hak tanınamaz. Neden? Çünkü Aleviler Sünni değil. Değil. Aleviler Alevi. Aleviler Hazreti Muhammed ve onun soyundan gelenlerin Kur'an anlayışını kabul ediyorlar. Onu daha doğru buluyorlar. Başkaları da başka türlü yorumlar kabul ediyorlar. Etsinler. Düşünce özgürlüğü var diyoruz, ifade özgürlüğü var diyoruz, inanç özgürlüğü var diyoruz. Herkes dilediği gibi dilediğine inansın. Ama bazı kısıtlamalar var. Nedir onlar? Senin özgürlüğün
başkasının özgürlüğünün başladığı yerde biter. Demek ki senin özgürlüğün başkasının özgürlüğünün başladığı yerde biter. Öyleyse herkes özgürlük anlamında da kullanımında eşit haklara sahiptirler. Efendim ben bunu yaparım ama sen yapamazsın. Neden? Sen başka inançtansın. Ya bugün bu söylenebilir mi? Ve bir devletin kendi politika unsurlarının temellerinden birisini oluşturabilir mi? Bugün Türkiye'de bunu yaşıyoruz. Düşün neyi konuşuyoruz? Ve bütün bu şeylere rağmen, yanlışlara rağmen, yanlışın üzerine herhangi bir cebir ve şiddet unsuru kullanaraktan bunu düzeltmeye kalkmadık. Dedik ki anayasaya uygun bir biçimde biz önce kendi mahkemelerimiz önüne gideriz, mahkemelerimizi ikna ederiz. Deriz ki ya bu yurttaşlar 10. maddesi var. Anayasamızın eşit muamele tabi olmaları gerekiyor. Ama eşit muamele tabi olmuyoruz. Nasıl dediler? Alevi yurttaş askere gidiyor. Askerlik görevini yapıyor. Orada şehit de düşebiliyor. Şehit olduğu zaman merasimle de kaldırılıyor. Peki, vergisini veriyor. Bu ne demektir? Genel bütçenin 1/3 vergisi Alevi yurttaşların vergilerinden oluşuyor. Peki, Alevilere bu verginin bir tek kuruşu dahi dönüyor mu? Alevilere hizmet için, yani kendi inançlarını örgütleyip, Hazreti Muhammed ve onun soyunun yorumladığı gibi İslam'ı algılamak, yorumlamak ve yaşamak imkanını bulabilmek için veriyor mu bu bütçeden bir tek kuruşu? Vermiyor. Peki Caferilere vermiyorsun. Alevileri sayıyorum Alevi şapkası altında. Caferilere tek kuruş vermiyorsun. Mevlevilere vermiyorsun tek kuruşunu. Hatta onların yasal olarak kendilerinin inşa ettikleri cemevinde boşalttırıyorsunuz millet bahçesi yapmak üzere. Yani bu nasıl bir anlayıştır? Sadece o da değil. Yani biraz daha götürecek olursak bu hakların nasıl ayrı bir biçimde kullanıldığına, mahkemeler önünde biz bunları savunduk. Ve mahkemeler önüne gittiğimiz zaman üçlü hakimlerdi genelde. Gerek idari mahkemeler, gerek adli mahkemelerdi. Bunları anlattığımızda hükümlerinde ne vardır verdikleri hükümlerinde. O kararlar elimizde. Diyorlar ki Aleviler haklıdır. Ama mahkemelerin kararı o. Ama 677 sayılı bir kanun var. Bu kanun 1924'te çıkartılmış. 1924. Yani 3 sene sonra 100 yıl önce çıkmış olan o günün şartlarında bir imparatorluk darmadağın olmuş. İçinden bir sivil inisiyatif, birisinin, bir askerin, yani bir paşanın ya da mareşalın, hangi isimle nitelerseniz niteleyin, Mustafa Kemal diye birisinin etrafında birleşerek yeni bir devlet kuruyorlar. Ve bu devletin yeni bir toplum modeli var. Artık padişahtan, babadan oğula geçen bir iktidar söz konusu değil. Evet. Halkın kendi oylarıyla görev verdiği, seçtiği insanlardan oluşuyor. Ama burada değişmeyen nedir? Değişmeyen devletin devamlılığı, sürekliliği. Tamam, oylarla siyasi partiler aday olabilirler. Ben bu devleti daha iyi yönetirim. Ben bu toplumu daha iyi yönetirim. Daha kolay, çağdaş bir noktaya çıkartırım diyebilir, o iddiada bulunur. Onun için de halkın önüne gelir. Halk da ikna ederlerse devlet yönetimi onlara geçer. Ama devlet aynı devlettir. Yine o temellerin atıldığı ve anayasamızın 1. ve 2. maddelerinde ve 10. maddesinde ifadesini bulan devlettir. Partiler farklı olabilir. Partilerin dokunamayacağı şeyler var. Onlardan başında yurttaşların yasalar önünde eşit muameleye tabi tutulmaları gelir. Şimdi durum böyle olmasına rağmen hakikaten insan konuşmakta, izah etmekte mümkün olduğunca gönül kırmadan
insanlara anlatmakta çok zorlanıyorum Mehdi'ciğim. Hocam, yani demin az önce de bahsettiniz. Mesela Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Alevilere, Caferilere bir kuruş dahi gelmiyor. Yani haklar verilmiyor. Ama mesela geçtiğimiz günlerde Düzce'de, Düzce Akçakoca müftüsü zannedersem, Sakarya'da bir camiye gidiyor. Selanik'ten gelen muhacirlerin, göçmen vatandaşlarımızla alakalı, onlar gizli Müslümanlar, aslında Müslüman değillerdir, gizli Yahudilerdir, Sabateisttir gibi ifadeler kullanıyorlar. Yine hakeza Diyanet İşleri Başkanlığı'nın haber sitesinde bir müşavir, orada çalışan birisi, Şialarla ilgili, Şii vatandaşlarla ilgili hakarete varan sözler sarf ediyor. Haklarımızı vermiyorlar, bu ayrı. Bir de üstüne bu tarz açıklamalar yapıyorlar. Değil mi? Utanmadan. Utanmadan maalesef. Yani Türkiye'de bu neyi ifade ediyor biliyor musun? Biz devlet dediğimiz zaman haklı olarak, çünkü biz devletimizi seviyoruz. Devletin vatandaşlar olmaktan gurur duyuyoruz. Zannediyoruz ki o devleti seçimler yoluyla her nasılsa ele geçirmiş olan ve oluşturulan yeni kadrolarla onlar da herhalde bizim gibi seviyorlar zannediyoruz. Yanlışımız orada. Çünkü uygulamada görüyoruz ki Diyanet İşleri Başkanlığı, sen kimin babasının parasını kullanıyorsun? 100 küsur bin insan orada besliyorsun. Değil mi? Yani aşağı yukarı Bülent Arınç Bey'in ben söylemini esas alıyorum. Çünkü Diyanet kendisine bağlıydı başbakan yardımcısıyken. 187 bin kişi vardı kadrolu. Peki bu 187 bin kişi ne kadar para alıyordu maaş olarak, ücret olarak? Camilere ne kadar para sarf ediliyordu? Din hizmetlerinde, Milli Eğitim Bakanlığı'nda, ilahiyat fakültelerinde ne kadar para sarf ediliyordu? Bunların hepsini alt alta koyduğunuz zaman inanılmaz rakamlar çıkıyor. Evet. Ve içinde bir tek kuruşunun Caferisine, Alevisine, Nusayrisine, Mevlevisine vermiyor. Onunla da yetinmiyor. Mevlevinin gidip mevcut cemevini yıkıyor. Ve diyor ki ben burayı yıkacağım. Belediye olarak, Fatih Belediyesi olarak isim de veriyorum. Fatih Belediyesi olarak ben yıkacağım ve burada millet bahçesi yapacağım. Sanki koca Türkiye'de başka yer bulamıyor. O belirli sayıda insanın benimsemiş olduğu Mevlana'nın bugün dünyanın sembolü, insanlığın sembolü olarak kabul ettiği Mevlana'nın düşüncesini yaşatmak için çalışan insanların sen ibadetlerini yaptığı yeri gidip bahçe yapacaksın. Ya bu kabul edilebilecek bir şey midir? Yani zannediyorlar mı ki Cem Vakfı ya da Cem Vakfı'na gönül veren milyonlarca insan burada ya da yurt dışında sessiz kalacaklardır? Biz sadece tekrardan kararlarını gözden geçirip o cemevini daha iyi bir şekilde yapmalarını bekliyoruz. Bakın bu konudaki gelişmeleri bugüne kadar suhuletle mahkemelerin verdiği kararları da içimize sindirerek ama hukuk yolunda bırakmadan bizim Türk mahkemeleri o yanlış kararları verdikten sonra kendilerini uluslararası bir mahkemenin hakkımız olan bir hakkı kullanarak götürüp ve oy birliğiyle 17 ayrı devletin yargıçlarından oluşan bir uluslararası mahkemenin ortak bir kararla Alevilere genel bütçeden pay verilmelidir diye birinci madde olarak koyuyor. Neden? Niye birinci madde olarak? Çünkü divan şunu düşünüyor. İnanç asırlar boyu sürecek olan bir düşünce, bir fikri yaşama olgusudur. E peki ama Alevilerin bizim Cem Vakfı olarak ifadelerimize göre halkın düşüncelerine tercüman olarak diyoruz ki Aleviler bugün %90'ına yakını, eskiden %80 diyordum. Çünkü bir 10-15 senede daha da arttı ve bugün köylerdeki Alevi nüfusu %10 filandır Alevi köylerinde. %90'ı büyük şehirlere geldi. Evet. Ve özellikle de
sahil kentlerine doğru gittiler. Hı hı. Mesela bugün İzmir gibi büyük bir sahil kentinde Alevi yoğunluğu %51'dir. Bunu bana söyleyen bundan önceki Sayın Belediye Başkanı'ydı. Kendisi de Sünni bir yurttaştır. Hı hı. Ama bir tanece meyve yoktu o tarihte. Ya ayıptır dedik. Yani gösteriş için dahi olsa, hataları kapartmak, örtmek için dahi olsa, insan nezaketen birkaç tane cemevi yapar. Kaç tane cami var? %49'u için siz 33 tane, 40 tane cami var diyorsunuz. Aleviler için bir tane cemevi yok. Böyle bir şehir düşünülebilir mi? Barış içinde yaşaması düşünülebilir mi? Vatandaşların yine sağduyusu yöneticilerinkinden daha güçlü ki, evet. Vatandaşlar birbirine girmiyorlar. Çünkü çok tahrik eden var dışarıdan, içeriden, uluslararası platformlardan. Evet. Tahrikler var. Acaba bir Alevi-Sünni çatışmasını şey yapabilir miyiz, harekete geçirebilir miyiz diye uğraşanlar var. Ona rağmen bir siyaset tedbiri olarak dahi, bırakınız inanmıyorsun ama barışı korumak için dahi, ya Alevilerin de bu tür eleştirilerini başkaları kullanmasın diye yabancı ülkeler, yabancı büyük güçler, ya Alevileri niye haklarını vermiyorsunuz deyip Alevileri devletin yapısına karşı kışkırtmaya çalışmak, Alevi-Sünni çatışmasını yaratarak... Ki bu tehlikeye çok dikkat çektiniz siz. Fevkalade dikkat çektim biliyorsunuz, her seferinde söylüyorum. Çünkü Türkiye'nin en önemli meselesi budur bana göre. Ve bunu bugün söylemiyorum. Yani seninle yaptığımız programlarda öncelikli olarak konuşmakla birlikte şimdi söylemiyorum. 1983'te beni o zamanın başbakanı davet ettiği zaman Ankara'ya, Bülent Ulusoy'du, Oramiral. Ve bir yeni parti kurularak o partide Türkiye'nin demokrasiye geçmesini yeniden sağlamak istediklerini, bunun için de bir yeni parti kurmak istediklerini söylüyorlardı. Söyleyen kimdi? Söyleyen devletin başbakanıydı ve o günün İhtilal Hareketi'nin liderliğini yapan Evren Paşa'ydı. Hı hı. Kimi memur ettiler sonradan? Çok kısa bir süre sonra o benimle görüşmelerinden sonra Turgut Sunal Paşa'yı, Orgeneral Turgut Sunal Paşa'yı Kanada Büyükelçiliği'nden 3 sene Kanada Büyükelçiliği yapıyor. Hı hı. Sivil hayatı öğreniyor. Yani tecrübesi artıyor. Ve yeni kurulacak partiye de başkan yapılıyor. O Bülent Ulusu'dan sonra görüşmek istedi ve ben de memnuniyetle dedim, kabul ettim davetlerini, bir şey sormak istiyorum. Gittiğimde buyurun dedim. Dedi ki böyle böyle bir sivil demokrasiye geçmek istiyoruz. Yani bunun için de bir siyasi parti kurmak istiyoruz. O siyasi partide de tarafsız ama Türkiye'yi seven, Atatürk'e bağlı, Cumhuriyet değerlerine bağlı insanlardan oluşmasını istiyoruz. Senin de burada görev almanı istiyoruz dediler. Dedim paşam güzel de yani bir siyasi parti kurmak yani bir üniversite hocası için düşünülebilir belki. Hele hele böyle dönemlerde yani bir otokratik yönetimden demokratik bir yönetime geçerken demokrasi bir üniversite hocasının en çok savunacağı ve hararetle destekleyeceği bir projedir. Evet. Ama bu projenin içinde ne var dedim. Yani demokrasi anlayışınız ne? Ne şekilde yürüyecek bu? Uzun bir hikaye. Belki başka bir gün başka bir şeyde konuşuruz. Ama vardığımız sonuç şu oldu. Yani kendilerine dedim ki önce Türkiye'nin meseleleri hakkında mutabık olmamız lazım ki benim bir katkım olabilsin bu demokrasiye geçiş sürecinde. Dediler sana göre nedir? Peki sen söyle bakalım. Yani adeta imtihana tabi tutuyorum. 1983'te. 83. Dedim ki bakın şimdi
demokrasiye geçişi istemek, ona destek vermek bir üniversite hocasının gönülden isteyeceği bir olaydır. Evet. Çünkü bunun derslerini okulda veriyoruz. Ve madem ki askeri yönetim de sona ermek istiyor ve sivil bir otoriteye devretmek istiyor, seçimle gelecek olan bir otoriteye devretmek istiyor. Bunda da dedim, yani aklım neye eriyorsa o aklımı oraya koyarım öyle bir projeye. Ama onun için evvela şunu düşünmek lazım. Yani bu ülkenin en önemli sorunları ne? O sorunları tespit edelim. O sorunları da nasıl çözeceğiz? Hesaplarını yapalım. Eğer bu iki konuda mutabık kalıyorsak benim size bir katkım olabilir belki. Hı hı. Ama eğer uymuyorsa birbirine benim dedim size bir faydam olmaz. Onun için beni bağışlayın dedim. Peki dedi, söyle bakalım nedir dedi o zaman. Türkiye'nin en önemli meselesi. Bakın dedim, Türkiye'de ordunun yapmış olduğu ihlali getirdiği nokta neresidir? %92 oy alan bir anayasa hazırlanmış olmasıdır. O anayasayı da bir bu işte uzman olan bir anayasa profesörü, rahmetli Profesör Orhan Aldıkaşı hazırlayıp, ki benim de hem hocamdı hem abim gibiydi İstanbul Hukuk Fakültesi'nde ve güzel de bir anayasa modeli getiriyordu. Kısa bir süre sonra o anayasadaki yasaklar da ortadan kalkacaktı ve daha demokrat bir ülke, ordunun kışlasına çekildiği bir ülke görecektik diye düşünüyordum. Ve ama dedim, bunun en önemli iki meselesi var Türkiye'nin sosyal açıdan. Ekonomiyi filan bahsetmiyorum. O her ülkenin sorunudur. Ama Türkiye'de devleti devlet yapan ve barış içinde yaşayan bir toplum eğer Cumhuriyet değerlerine bağlı olarak devam ettirilmek istiyorsa iki konuyu çözmek lazım. Onun üzerine mutabık kalmak gerekiyor dedi. Nedir dedi sizce? Bir tanesi Türk-Kürt ayrımı, diğeri ise Alevi-Sünni ayrımıdır dedi. Ve bunları büyük devletler, özellikle emperyalist ülkeler dedim, bunu daima bir koz olarak kendi torbalarında tutacaklardır. Ve Türkiye ne zaman ki bir atağa kalkacaktır demokraside gelişmelerle, sağlıklı bir hayatı vatandaşlarına vermeye başlayacaktır. Bunu dedim Türkiye'ye karşı kullanırlar. Fazla gelişmesini önlemek için. Onun için dedim kurulacak olan bir siyasi parti bu konuda programını hazırlamalıdır. Ve Kürt-Türk ayrımının ortadan kaldırılmasını hedef aldığını ifade etmelidir. Onun gereklerini de yapmalıdır. Alevi-Sünni ayrımının ortadan kaldırılmasında bu şekilde projesini dedim ortaya koymalıdır. Turgut Paşa dedi ki ya dedi biz dedi asker olarak bu tür konulara öyle pek şey değiliz, aşina değiliz dedi. Sen dedi şey yapar mısın, bunu üstüne alır mısın? Siz isterseniz tabii dedim ama bunda anlaşırsak yani demokrasi oradaki vatandaşlar arasında ayrım yapmadan seçme ve seçilme hakkını verdiğiniz zaman demokrasidir. Ama siz listelerinizi oluştururken parlamentoyu oluşturacak listeyi eğer derseniz ki bu böyledir, şu Kürttür, bu Alevidir, bu Sünnidir, bu Şafidir, bu Hristiyandır olmaz derseniz olmaz dedim. Yani başında temel esaslarda mutabık olmak lazım. Ve bu konuda elinden gelen bütün çabayı gösterdim ama 3-4 ay sürdü bu. 3-4 ay sonra etrafını saran bir siviller grubu çıktı. O siviller grubu da askerleri o safiyetlerinden yararlanmak suretiyle, senin programda açık söylüyorum, safiyetlerinden yararlanmak suretiyle ya bunlar bölücülüktür filan diye ortaya çıktılar ve o meselenin de yerine oturamayacağını gördüğüm için dedim bana müsaade edin, ben istifa ediyorum, ayrılıyorum. Çünkü ben burada demokrasinin daha da derinleşmesi için, kökleşmesi için,
düşüncelerimi size vermek istiyordum ama görüyorum ki buradaki iş çevreleri sizi sarmalamış durumdalar. Bunu açık söyledim. Sarmalamış durumdalar ve siz de onların etkisinden kurtulamıyorsunuz. Bana müsaade edin dedim. Ben üniversiteye dönüyorum. Böyle oldu. Şimdi niye bunu anlatıyorum biliyor musunuz? Hı hı. Bakın aradan kaç sene geçmiş? Evet. 83. Şimdi 21'deyiz değil mi? Neredeyse 40 sene olacak yani. 40 küsur sene olmuş. Yani bu kadar yıl önce ortaya koyduğumuz ve çözümlerin de yani belki bir gün de o zamanlar yaptığım çözüm yani teklif ettiğim çözümleri de konuşmuşuz. Ona rağmen 40 küsur yıl geçmiş olmasına rağmen bugün daha da kötüye gitmiştir bugüne kadarki uygulama. Alevilere bir tek kuruş yok, Caferilere yok, Mevlevilere yok, Nusayrilere yok. Ama her şey Sünni Diyanete. Onu güçlendirmek, camilerin sayısını arttırmak, mümkün olduğunca her tarafı camilerle kaplamak ve bu camiler marifetiyle de halkı yönlendirmek. Halkı yönlendirerekten seçimleri kazanıp iktidar olmak. Yani böyle bir şey Cumhuriyet değerlerine aykırıdır. Olmaz böyle şey. Kimse demiyor ki cami yapmayın, yapın. Ama İslam'ın gereklerine göre yapın camileri. Hazreti Muhammed'in herkese bilinen sahih bir hadisi vardır. Kendisine gelip sorulduğu zaman filan mahallede bir cami yap, cami değil o zaman meşit yapmak istiyoruz. Uygun mudur diye Hazreti Muhammed'in sorduğu soru herkese bilinir. Yani diyor ki sabah namazında insanlar daha doğrusu ibadetlerinde dolduruyorlar mı camiyi? Hayır diyorlar, epeyce boşluk var. Ha, o zaman diyor, orası dolmadan başka yerde cami yapmayın. Peki. Şimdi rotayı o zaman çizmiş. Şimdi yani. Hazreti Muhammed'e mi yani itaat edeceğiz? Düşüncelerine, İslam'ı benimsemiş olan, gönülden benimsemiş olanlara. İşte burada şey çıkıyor hocam, Muhammedi İslam mı, Emevi İslam mı? İşte mesele o. Ama Emeviler döneminde öyle bir şey yok. Cami, Muaviye'nin, Yezid'in ve onun soyunun yaptığı probandalarla halkı şey altında tutmak hedefini gidiyor. Boyunca, Muaviye 40 yıl boyunca Hazreti Ali'ye camilerde küfür ettirmiştir hocam. Düşün. Yani düşünün. Şimdi böyle bir şeyi yaşıyor. Yani Türkiye Alevileri bunu savunuyorlar. Size daha önce de anlattım yani bir programda rahmetli Turgut Özal bir toplantıda işte Cumhurbaşkanıyken ya da Başbakanken tam hatırlamıyorum. O toplantıda demiş ki biz Azerbaycan'a destek veremeyiz. Çünkü Azerbaycan Şii'dir. Biz de mi Sünniyiz demiş Türkiye olarak. Bu da Haydar Aliyev'in rahmetlinin kulağına gidiyor. Hı hı. Ve tabii yeni bağımsızlığa kavuşmuş bir ülke çok hassas. Hı hı. Onun içinde savaşıyorlar, o kadar mücadele ediyorlar. Bunu duyunca, çünkü ona göre Türkiye kendi kardeşleri, hı hı, yani herhalde her türlü desteği verecek. Hayır, onlar Şii'dir, biz Sünniyiz, onun için destek veremeyiz deyince küsmüş çocuk gibi. Türkiye ile ilişkilerimizi demiş keselim. Ve rahmetli Ecevit bir gün telefon etti. Hocam dedi, bir kahve içer miyiz beraber? O zaman zaman uluslararası meselelerle ilgili, ilişkilerle ilgili konularda nezaket gösterip yani bana sorular sorardı. Nasıl yapalım, ne düşünüyorsun filan diye. Ve dedi ki hocam böyle böyle bir durumumuz var. Azerbaycan'la ilişkimiz yok dedi. Yani en yakın bize olan insanlar dedi. Onun için Aliyev'e seni davet ettirsek gider misin? Tabii şerefli ama dedim yani nasıl olacak? Dedi ki bizim oradaki Türkiye Büyükelçimizin kendisiyle ilişkileri çok iyidir dedi. O diyecek ki bir Alevi liderini işte buraya davet edelim. Aliyev davet etmiş olsun. Hı hı. Orada birkaç gün işte dostluklarını
tazelesinler, görülsünler ve bu ilişkileri buzdolabından çıkartalım. Tabii hay hay dedim, memnuniyetle. Çünkü ben biliyorum ki Türkiye'de Alevi İslam'ın gelişmesinde Azeri kökenlerin çok büyük rolü vardır. Bizde fazla bilinmez. Ama mesela Alevilerin aşık olduğu bir Abdal Musa, değil mi? Hala evet. Her sene ziyaretine gidilir. On binlerce insan gider. Hemen hemen bu ülkenin tüm başbakanları da gittiler. Beraber gittik daha doğrusu ziyaretlerine. Azeri kökenlidir. Nesimi Azeri kökenlidir. Türk Edebiyatı'nın en büyük şairlerinden birisi olarak kabul edilir. Yani Azeri kökenli olanların sayısı o kadar fazladır ki Türk Edebiyatı'nda, yani Türk Edebiyatı dediğin zaman bu edebiyatın önemli bir kısmı da Azerilerden oluşur. Şimdi buna rağmen düşünün, öyle bir noktaya gelinmiş ve gittiğimizde rahmetli Ecevit dedik, hocam yanınıza da Kültür Bakanlığı vereceğiz. Bugün hayattadır. Kendisine uzun ömürler diliyorum, İstemihan Talay Bey. İstemihan Talay Bey ile birlikte Bakü'ye gittik. Gittik ve kendisi bizi havaalanında karşıladı. Aliyev. Kollarını açaraktan geldi, sarıldı filan. Üç kere de öptü. Öpüşüp. Doğru. Allah Muhammed Ali şeyini ifade ediyor. Ve ben daha kendisine bir şey dememişim. Ben de işte saygılarımı sunuyorum Sayın Prezident dedim. O Prezident kelimesinden hoşlanıyordu. Onu da öğrenmişim yani. Deyince dedi ki, hocam dedi, biliyor musunuz dedi, biz Alevi miyiz, Sünni miyiz bilmiyoruz dedi. Bize dedi Sovyetler döneminde, yani Marksist uygulama, dini vesaireyi reddettiği için bizde onları yasakladılar dedi. Biz çocuklarımıza öğretemedik, kendimiz de öğrenemedik dedi. Ama dedi şunu biliyoruz dedi. Hava meydanındayız, kucak kucağıyız, böyle konuşuyor. Biliyor musun dedi, Nesimi kimse dedi, Abdal Musa kimse, Fuzuli kimse dedi. Bunların hepsi de enteresandır. Hoy şehridedir. Evet. Ve Hoy şehri de çok ilginç bir şehirdir. Yani Türk İslam tasavvufunun denebilir ki tarihsel mekanlarından birisidir. Hepsi de Hoy şehrinden. Bilir misiniz dedi, bunların hepsi dedi, yani sizin şairleriniz gibi görünür. Ama Azeridirler dedi, Azeri kökü. Onlar Alevi şeydi, biz de Aleviyiz. Dedim o zaman kurtuluşunuz yok Sayın Prezident. Böyle böyle ama dedim, hicretin 63. yılında rahmetli Yaşar Nuri Öztürk konuşurdu. Çok iyi bir dostumdu. O anlatırdı. Keza yine rahmetli, Allah rahmet eylesin, gani gani Lütfi Doğan Bey vardı. Hem Devlet Bakanlığı yaptı, hem Diyanet İşleri Başkanlığı yaptı uzun süre. O anlatırdı. Derdi ki yani bu yapay şeyleri ortadan kaldırmak lazım. Ama işin gerçeği şu ki Aleviler Muhammedi İslam'ı uyguluyorlar, onu kabul ediyorlar ama Türk geleneklerine uygun olarak onunla mezzetmişler. Mezzetmişler ama gerçek budur derlerdi. Ve bu istikamette de biz Aleviliğin yeniden ayağa kaldırılması, yabancı güçlerin tuzaklarına düşmemeleri için yollara çıktık. Benim hayatımın 30-40 senesi bu yollarda geçti Mehdi'ciğim. Neden? Çünkü ben bu sorumluluğu duydum. Ailenin bu ülkeye gelişi 981'dir. Yani Alparslan'ın Malazgirt zaferinden aşağı yukarı 90 küsür sene önce geliyor. Ve bunda da işte önemli bir ailenin soyundan olduğu kabul edilmiş ve büyük bir saygı gösterilmiş. O saygının gereği bir tarafa,
Ama ben de geldim, okudum Galatasaray Lisesi'nde ve Batı edebiyatını, Batı kültürünü, Batı'nın değer yargılarını, yani çağdaş uygarlığı bugün yansıtan o Batı dünyasının emperyalist kısmını değil. Ama o değer felsefesini, araştırma sonuçları ortaya çıkardıkları o medeniyetin bir parçası olmak üzere kurulmuş olan Galatasaray Lisesi'nde pekiyle bitirdim. Ve bana da o zaman Galatasaray Lisesi bir burs verdi. Sorbon'dan gerekli işte yüksek tahsilimi yapmam için. Ama kısmet olmadı. Hı hı. Kısmet olmadı. Yani burada o konuyla işgal etmek istemiyorum ama şu oldu. Yani şunu gördüm. Türkiye'de bazı konular eğer biz el atmasak, yani eski aileler burada halkın dertleriyle, problemleriyle yüzyıllardır hemhal olmuş olan aileler bu işlere ilgi göstermezlerse Türkiye'nin o Atatürk'ün Cumhuriyet'in temellerini kurduğu, attığı Büyük Türkiye'yi kurmak imkanı çok zorlaşır diye düşündüm. Evet. Hocam siz neredeyse ömrünüzün yarısından fazlasını bu mücadeleyle geçirdiniz. Bazen böyle marjinal gruplar özellikle size, sizin isminiz üzerinden hatta Alevilere de saldırıyorlar. İşte Ali'siz Aleviler denilen gruplar var. İşte sizin devletle anlaştığınızı, işte hükümetlerle anlaştığınızı sürekli iddia edip bu tarz saçma sapan açıklamalarda bulunuyorlar. Biz bunu çok gördük. Ama demin de bahsettiniz, 83 yılında askerin hakim olduğu bir dönemde size gelip teklifte bulunuyorlar. İşte bu hükümetin içerisinde olun. Ama siz Alevilerin hakkı verilmediği için istifa ettiniz. İsteseniz kalabilirdiniz o dönemde. Tabii. Yani ilerleyen yıllarda da sadece Aleviliğin değil, Kürtlerin de yabancı devletlerin ileride müdahalesini önlemek üzere eşit statüde bir, yani onların da meclise taşınmasını sağlamak lazım dedim. Yoğunlukları oranında taşınmaları gerekir dedim. Yani Kürt vatandaş da diyebilmeli ki bu devlet benim de devletim. Alevi yurttaş diyebilmeli ki bu devlet de evet benim de devletim. Yani neyi paylaşamıyoruz? Bir gün madem açtınız konuyu onu da söyleyeyim. Yani yaşayan, olayı yaşayan birisi olarak bir not düşmek için tarihe tabiri caizse. Çok iyi oluyor hocam. Rahmetli Süleyman Demirel bir gün davet etti. Bu Ankara'daki Güven Hastanesi'nin sahibi vardı. Benim çok iyi bir dostumdu. Profesör Ahmet Ahmet'tiydi. Neyse şimdi soyadını da hatırlarım. Çok sevdiğim birisiydi. Elazığlı. Ama 250 sene önce filan o Yavuz Sultan Selim'in baskılarından sonra şey değiştirmiş. Mezhep olarak Sünni İslam'ı seçmiş. Ama biliyor. Kendi köklerini filan biliyor. Yani. Onun için de çok bağlı ki bizim aramızda da öyle bir şey söz konusu değil. Ahmet Alevi olmuş, Şafii olmuş ya da Hristiyan olmuş Alevi. Güzel bir adamdı, iyi bir insandı. Bir profesördü, tıp profesörüydü. Herkese hizmet vermeye çalışan bir aileden geliyordu. Onun için benim açımdan çok değerli bir kişiydi. Evet. Ve doğru yolda da genel başkan yardımcısıydı. Rahmetli Süleyman Bey Demirel'in genel başkan yardımcısıydı. Bir gün dedi ki ya İzzettin senden çok rica ediyorum kırma beni. Kaçıncı seferdir diyor ki İzzettin'i getir. İsmimle hitap ediyordu. Yani çünkü devlet su işleri başkanı iken Demirel Malatya'ya geliyor. Malatya'ya geldiğinde de tesadüfen babama da uğruyor. Yani tanışıyorlar. Dedi ki böyle böyle. Diyor ki illa İzzettin'i getir. Yani beraber evde bir yemek yiyelim. Bir de bazı şeyleri konuşmak istiyorum. Ben de Ahmet'i kırmak istemedim. Çünkü rahmetli Demirel'i çok sevdiğim, saydığım bir insandı. Ama sözlerinde genelde hep ileriye yönelik vaatler olurdu ve o vaatler hiçbir zaman yerine gelmezdi.
Onu bildiğim için böyle kolay kolay pek gidip ne konuşacağız dedim. Yani ben biliyorum Sayın Demirel'in dedim düşüncelerini. Yok dedik. İlle diyor ki pek kırmadım Ahmet'in hatırı için. Gittim evde beraber yemek yiyoruz. O arada dedi ki ne düşünüyorsun yani siyasete girmeyi falan düşünüyor musun dedi. Dedim Sayın Başkan düşünmüyorum öyle bir şey. Ama bazı sorunlar var ki dedim onlar beni üzüyor dedim. Yani bir bilinçli vatandaş olarak nedir dedi. Dedim bu Kürt sorununu halletmeniz gerekiyor. Hı hı. Yani bir Kürt yurttaş kendisinin ayrı muamele tabi tutulduğu düşüncesine sahip olmamalı. Hı hı. Birdenbire çatalı bıraktı. Yahu dedi, Doğan dedi sen ne diyorsun dedi. Benim dedi partim iktidar mı? Evet iktidar. Peki dedi 123 tane Kürt kökenli milletvekilim var dedi. Peki Kürt meselesi diye bir mesele olabilir mi dedi bu memlekette. Şimdi düşündüm, hakikaten yanlış değil yani sosyolojik olarak bir partinin, devleti yöneten partinin, 123 iktidar partisinin 123 tane Kürt kökenli milletvekili var. Evet. Ya dedi Kürt sorunu olur mu? Ne varsa dedi biz onların dedi. Mecliste de konuşuruz, evlerde de konuşuruz. Biz ette tırnak gibiyiz dedi. Ne Kürt meselesi? Peki nedir dedim ama bir Kürt sorunu çıkartılıyor dedim. Türkiye'nin önüne konuyor. Konacak da dedim. Dedi bu tamamen ekonomik bir meseledir. Yani genelde Türkiye bütçesi zengin olan bir ülke değil. Onun için de yatırımlar daha kolay yatırım yapıldığı için batıya yapılıyor dedi. Batı şehirlerine yapılıyor. Oralara yatırım yapılıyor. Devletin gücü yok. Oralara yatırım yapmaya gücü yetmiyor dedi. Onun için dedi yedi küpeli gelin projesini dedi başlattım. Yedi küpeli gelin dediği rahmetli Demirel'in yedi büyük baraj ile Güneydoğu'yu sulayacaktı toprakları. Suyla toprağı buluşturmamız lazım dedi. Onu buluşturamazsak dedi bu sorunu halletmekte çok zorlanırız dedi ve hep istismar ederler. Şimdi bu rahmetli Demirel'in söylediği bir sözdür. Yani bugün de geçerli mi? Bugün de geçerli ama uluslararası platformlarda Türkiye'nin son 20-25 yıl hatta 30 yıl, 40 yıl yaşadığımız dönemde devlet dış politikada bu meseleyi dünyaya anlatabilecek durumda olmadı hiçbir zaman. Nasıl ki Alevi meselesini anlatamadı. Evet. Şimdi bakın, yani ben vaktimiz çok sınırlandığı için şey yapmak istemiyorum. Yanımda beraberimde bir yeni belge olarak geldim, getirdim. Bizi dinleyenler, izleyenler de şey yapsınlar diye. Şimdi Alevi meselesi gibi, yani ister bin kez hacca git, ister bin kez namaz kıl. Eğer bir kez gönül kırdıysan, var git yollar doku diyor. Kim diyor? Yunus Emre diyor. Evet. Yani Alevilerin şaikasına çıkmış olan, Aleviliğin şaikasına çıkmış olan bir Yunus Emre söylüyor. Ve bu Yunus Emre'nin düşüncesine de Aleviler büyük ölçüde sadık kaldılar. Mevlana da aynı istikamette ne olursan ol gel. İster bin kez tövbe et, ister bin kez tövbeni boz. Yine gel, yine gel. Burası umutsuzluk yeri değildir diye. Şimdi yani binaenaleyh İslam'ın barış ve sevgi dini olduğunu bütün Muhammed'i, İslam'ı kabul edenler benimsemişlerdir. Benimsemişler ama senin hükümetin benimsemiyor. Bu nasıl bir çelişkidir? Yani nasıl olur bu? Peki böyle bir şeyi bilmez mi ki birazcık dış politikada, dış politikasının D'sini bilen, bilmez mi ki böyle bir yarayı kaşırlar? Mutlaka. Yabancı büyük devletler kaşırlar ve Türkiye'yi mümkün olduğunca zor duruma düşürürler. Bakın şimdi bugün bana gelen bir mesaj.
Alevi cemevleri 2 nokta. Türkiye ve din veya inanç özgürlüğü toplumsal tartışmaya katkı. Kim söylüyor bunu? A Norwegian Helsinki Committee Policy Paper. İngilizcesi, Türkçesi şu. Helsinki, Norveç Helsinki siyaset bilimi enstitüsü diyelim, hazırladığı bir karar metni var. Bu karar metnini Perşembe günü şeye açıyor. Zoom marifetiyle tartışmaya açıyor. Ve hükümeti eleştiriyor. Diyor ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararlara uymuyorsun. Yani Alevilere tek kuruş para vermiyorsun. Bunlar kendi çocuklarına inançlarını nasıl öğretecekler? Ne şekilde öğretecekler diyor. Bu haksızlıkların giderilmesi lazım diyor. Onunla da yetinmiyorlar. Şu eğer gösterebilirse kardeşimiz. Arkadaşlarımız gösterebilirse. Evet gösterebiliyorsanız ilginçtir. Bu bugün geldi elime onun için getirdim. Yurttaşların bilmesi açısından. Ve şimdi cemevlerinin düşünün mücadelesini Norveç yapıyor. Yarın Amerikalılar yapacak. Büyük ihtimalle ayın 14'ünde NATO toplantısı sebebiyle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Bey ile katılacak toplantıya. Ve Biden'la bir görüşme yapacak. Evet. Yani o görüşmede Biden böyle bir konuyu açarsa hiç şaşma. Ya ne işi var Biden'ın Alevilerle? Nasıl oluyor da onlar kendilerinde bunu sorma hakkını görebiliyorlar? Bu olabilir mi? Siz buna üzülüyorsunuz ama buraya kadar da geldi işte. Aynen. Yani düşünün ne kadar zamandan beri hükümetleri uyarmaya çalışıyor hepsini. Yani sadece bu hükümeti değil, bu hükümette aşağı yukarı 15-20 yıla yakındır. Sayın Cumhurbaşkanı'na tanışıklığım var. İstanbul Belediye Başkanı iken. Ondan sonra da işte bir takım gelişmeler oldu. Görüştük. Hocam ben bu işi halledeceğim dedi. Alevi çalışçaylarına meseleyi havale etmiş oldu. Alevi çalışçaylarına da verilen son raporda Alevilerin haklı olduğu hükmü yer aldı. Enteresan biçimde. Ve o hükmü esas aldı kararına. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Yahu dedi sizin kendinizin yaptığı şeylerde, çalıştaylarınızda da bu karar kabul edilmiş. Yani Alevilerin böyle böyle haksızlığa uğradıkları. Yani bunun daha ötesi var mı? Ama ona rağmen düşünün. Alevileri yine bir tahrik unsuru olarak adeta kullansınlar diye. İnsan yani şey yapıyor ya bunlar hakikaten. Bilerek yapıyorlardı. Yani Alevi-Sünni ayrımıyla nereye götürmek istiyorlar memleketi? Norveç'ten bile bu konuya dahil oluyorlar hocam. Yani evet. Bu... Ve dünyanın en önemli sivil toplum örgütüdür. Hı hı. Bu Helsinki Watch dedikleri ya da işte Norveç-Helsinki komitesi dedikleri insan hakları komitesi. Dünyanın en ünlü tarafsız çünkü. Tarafsız şeyleriyle mesela Musevilere de, Netanyahu'ya filan da çok ağır eleştiriler getiriyorlar. Nerede haksızlık varsa sadece burada değil. Myanmar'da da aynı şekilde oradaki Müslümanlara yapılan zulümlerden de sözler söylüyorlar ve raporlar hazırlıyorlar. Ama keşke onlara kalmadan biz... Yani mesele o niye onlara kalıyor ya? Türklerin kendi aklı yok mu? Bugün mesela Profesör Enis Öksüz'ün çok değer verdiği bir siyaset bilimcisidir. Ve bakanlık da yaptı biliyorsunuz Enis Öksüz. Bugün hakikaten yani ben onun yazdığı gibi bir yazıyı kolay kolay yazamam. Ya diyor Hacı Bektaş Veli'nin, Yunus Emre'nin, Mevlana'nın, yani Pir Sultanların İslam anlayışını dışlayan yani bir yönetim nasıl olabilir? Nasıl gidip Arapların şeyine sığınabiliriz diyor. Arap dediği tabii o daha çok Suudi Arabistan, evet, ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi
Türkiye'ye karşı Vahabi anlayış. Vahabi anlayışı ifade ediyor. Bu da Sünni kökenli bir kardeşimizdir. Ama bir Alevi kolay kolay Enis Bey'in söylediklerini söyleyemez. Evet. Onun için yani Alevilerle Sünniler arasında bir sorun yok. Sorun devleti yönetenlerle ben bu iktidarı kime dayanırsam, nasıl tahrik edip de insanları bölüştürüp büyük kısmını kendime doğru çekerim politikası uyguladıkları içindir. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Yine feyizlendik sizler ama sonuna geldik programın. Estağfurullah. Ben teşekkür ediyorum. Seni yoruyoruz. Estağfurullah. Ben konuşuyorum. Sen de mecburen dinliyorsun. Mecburen değil hocam. İsteyerek zevk alarak dinliyoruz. Sağ ol canım. Ben de teşekkür ediyorum. Ve bizi dinleyenlere de en içten saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Yarınki toplantıda önemli bir toplantı olacak. Perşembe günkü. Yarın değil. Perşembe'ninki toplantıda büyük ihtimalle ben de bağlanacağım ve orada 3 tane çok değerli öğretim üyesi, Türkiye'deki komite üyeleri olarak, Helsinki'ye bağlı olarak ama üniversite hocaları olarak bu düşünceleri tartışacağız. Evet, tüm Alevi yurttaşların zaten gözü kulağı sizde. Çok teşekkür ediyoruz hocam, sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Evet, programımızın burada sonuna geldik. Haftaya aynı gün aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.